Ben bir tarihçiyim. Araştırmalarıma 19. yüzyılda Rus köylülerinin içme alışkanlıklarını inceleyerek başladım. Biliyor musunuz? Bu köylülerin içme alışkanlıkları Rusya'yı süper güç haline getiren koca bir ordunun masraflarını karşılar hale getirmişti. Ama büyük resimde ne olduğunu göz ardı ettiğimi düşünmeye başladım daha sonra. Öğrencilerim Rusya hakkında neler öğrenmeliydiler? İnsanlığın tarihini de bilmeleri gerekmez miydi? ya da dünyanın ve yıldızların nereden geldiğini veya her şeyin nasıl başladığını? Normalde tarihçiler buna benzeyen sorular sormazlar. Ama insanların her zaman büyük bilinmezlerle ilgilendiklerini bildiğim için bu soruları sormam çok da anormal sayılmazdı. Bilinmezlere verilen cevaplar ise köken hikayeleri olarak bilinir. 20 yıl önce astronomi, jeoloji, biyoloji ve diğer branşlardan meslektaşlarımla birlikte 13,7 milyar yıl önce gerçekleşmiş Big Bang yani büyük patlamayla başlayan bir tarih dersi vermeye başladık. Derse Big History yani büyük tarih adını verdik. Bunun modern bir köken hikayesi olduğunu fark ettim. Büyük resim beklenmeyen bağlantılar ortaya çıkardı. Mesela neyden yapılmış olduğumuz sorusunun cevabı patlayan yıldızlarda gizliydi. Memeli atalarımızın bir asteroidin dinozorlara yaptıklarının sonucu ortaya çıktıklarını ya da yaptıklarımızı paylaşma ve birbiri üzerine ekleme kabiliyetimizin bizi diğer yaratıklardan ayırdığını öğrendik. Bütün kainat basitliğe eğilimlidir yani basitleşmek ister. Buna rağmen etrafınıza baktığınızda 7 milyar insan ve aralarındaki oldukça karmaşık ilişkiler yumağından oluşan ve adına modern toplum dediğimiz bir olgu ile karşılaşıyoruz. Büyük tarih bu karmaşıklığın nasıl evrildiği, ne kadar nadir ve kırılgan olduğunu açıklamaya çalışıyor. Birkaç sene önce Bill Gates beni aradı. Büyük tarihi, bilginin değişik alanlarını tek bir hikayede birleştirdiği için çok beğendiğini söyledi. Bill'le eğitimin günümüzde parçalı ve kopuk bir hale geldiğinden konuştuk. Öğrenciler bilgiler ve yetenekleri ayrı ayrı öğreniyor ama çoğu bunları bir araya getiremiyordu. Bu durum onları bilimden, matematikten hatta tarihten bile uzaklaştırıyordu. Detayların büyük resmi görmelerini engel olduğunu düşünüyorduk. Bil öğrenme adına vizyon açıcı bir çerçeve sunduğu için büyük tarihin insanın öğrenci olduğu dönemde karşısına çıkmasının ne kadar iyi olacağını dile getirdi ve bana Büyük Tarih projesinin dünya çapında okullarda öğretilmesi için onunla çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Bir piko saniyede evet dedim. Büyük Tarih yetenekli bir grup insan sayesinde başladı ve bu destek sayesinde tüm dünyada birçok insana ulaşacak. Birlikte ücretsiz, online ve öğrencilerin sınıfta kullanabilecekleri dersler hazırlıyoruz. Çocuklarımız işte bu sayede yarattığımız güzel ve kırılgan dünyayı korumaya çalışırken dinleyecekleri bir hikayeye sahip olacaklar.